Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu ve's selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet, geçen dersimizde eda ve kaza konusunu bitirdik. Asıl olanın eda olduğunu, edayı kamil, yani bütün şartları mevcut olarak eda etmek olduğunu, fakat edayı kamil mevcut mümkün olmazsa edayı kasır. Edayı kasır da mümkün olmazsa kaza, kaza da kamil ve kasır olmak üzere ayrılıyordu. Kazanın çeşitlerini anlattık. Bir de kazanın bir kısmından bahsettik. En son olarak orada da misli makul ve misli gayri makul. Misli makul insanın zihnen kavrayabildiği şeylerdir. Mesela işte bir kimseyi öldürdüğü zaman kısasen onun da öldürülmesi makuldür. İnsan canın karşılığı can diye bunu anlayabilir, kavrayabilir. Fakat öldürmenin karşılığında diyet vermek, parayla canı kıyaslama, karşılaştırmak misli gayri makuldür. Şeriat olmadan bu bilinmez. İşte insanın normalde aklıyla kavrayamayacağı bir şeyin daha sonra o şeyin misli olduğu şeriat tarafından bildirilirse ona misli şer'i deniyor dedik. Ve artık bundan sonra da o misil şer'i misil olarak itibar edilir. Onunla amel edilir dedik. Mesela işte yaşlıların tutamadıkları oruçların fidyesini vermelerini örnek olarak buna zikrettik. Şimdi geldik nehi bahsine. Biliyorsunuz lafızların taksiminde has, am, müşterek, müevvel, itibari vaz'ihi, lafızların vaz edilişi itibariyle kısımları dört kısımdı. Bunlardan has lafızın kısımları da emir, nehi, mutlak ve mukayyet idi. Biz bu has lafızın kısımlarından mutlak ve mukayyeti kitabın baş tarafında gördük. Emir bahsini de gördük. Şimdi sıra geldi nehi bahsine. Nehi bahsi aslında emirle ilgili söylediğimiz şeylerin aynen burada da geçerli olduğu bir bahistir. Yani emirle ilgili söylediğimiz şeylerin hepsi aynen nehi bahsinde de geçerlidir. Arasındaki tek fark birisinde yapılması, birisinde yapılmaması emrediliyor. Nehi de aslında bir emirdir. Yani yapmama emridir. Bir şeyi emretmek, yapmayı emretmek, nehyette yapmamayı emretmek demektir. Dolayısıyla ikisinin arasındaki fark sadece birinde yapmayı, birinde yapmamayı emretmek olduğu için nehi de aslında bir nevi emirdir. Bahsu taksimin nehi ila kısmeyni faslun fin nehi. Evet, nehi faslı ve nehin iki kısma taksim edilmesi bahsi. Nehi nedir? Birinci dipnotumuzda ve fi istilahi ehlil usul, usul ehlinin istilahında huve istid'a'u terkil fi'li bil kavli mimmen huve dunehu. Huve o nehi istid'a'u bir taleptir. İstektir, taleptir. Terkil fi'li fiilin terk edilmesini talep etmek demektir. Bil kavli bu talep neyle olacak? Bil kavli sözle kimden? Mimmen huve dunehu. Kişinin düğününde olandan, yani rütbe olarak, mertebe olarak kendisinden altta olan birisinden talepte bulunmak. Ne talebinde bulunmak? Terkül fiil. Yaptığı işi terk etmesi talebinde bulunmaktır. Esas itibariyle budur. Vakıyla, fakat bizim usul kitaplarımızda burada kıyıl görüş ile zikretmiş. Usul kitaplarımızda zikredilen şu tarifte çok meşhurdur. Ve kîle huve kavlül kâili li gayrihi la tef'al ala sebilil isti'la. Evet. Huve bu nehi kavlül kâili, söyleyenin sözüdür. Kavlül kâil. Kime? Li gayrihi, bir başkasına kâilin sözüdür ki ne diyor söz? La tef'al. Yapma. Söyleyenin bir başkasına yapma sözüdür. Ama nasıl? Ala sebilil isti'la, isti'la yoluyla, üstünlük yoluyla.
Yani yukarıdaki mimmen huve dünehu'nun karşılığı burada ala sebilil isti'la. Kendisinden üstün olma yoluyla, isti'la yönüyle yapma sözüdür. Vaktalafu fi mucibihi ala hasebi ihtilafihim fi mucibil emri. Usulcüler emrin mucibinin ne olduğunda ihtilaf ettikleri gibi nehyin mucibinin ne olduğu konusunda da ihtilaf ettiler. Evet, emrin mucibi biliyorsunuz vücub mu, nedip mi, ibaha mı, efendim tartışmalı, tavakkuf mu? Tartışmalıydı. Bununla ilgili teferruatları zikretmiştik. Peki nehyin mucibi nedir? Haramlık mıdır? Kerahet midir? Efendim nehyin mucibinin gereğinin ne olduğu konusunda da usulcüler ihtilaf etmişler. لِاِسْتِعْمَالِهِ فِي مَعَانٍ كَس۪يرَةٍ. Çünkü nehi pek çok manada istimal edilmiş olmasından dolayı, kullanılıyor olmasından dolayı bu ihtilaf meydana gelmiştir. Ne gibi? كَالتَّحْرِيمِ, tahrimde olduğu gibi, وَالْكَرَاهَةِ, kerahette olduğu gibi, وَبَيَانِ الدُّعَى, duanın beyanı manasında, وَالْعَاقِبَ, وَالشَّفْقَ, وَالْاِرْشَادِ, وَالتَّحْقِيرِ, وَالْيَأْسِ. Bunların bütün bu manalarda nehi kullanılıyor. Lakin sigatuhu mecazun fi gayri tahrimi vel kerameti bil ittifak. Fakat nehyin sigası la tefal. Nehi sigası tahrimiyet ve keramet için hakikat, tahrimiyet ve keramet dışında mecazdır. İttifakla. Vel muhtar, fakat muhtar olan enne mucebehu et-tahrim, nehyin mucebi yani nehyin gereği haramlıktır. Evet. Ve nehyu nev'ani, nehi iki kısımdır. Ve nehyu nev'ani anil ef'alil hissiyeti, hissi olan fiillerden, hissi olan fiillerden nehyetmek. Yani buradaki hissiden maksat akli. İnsanın akıl ile bilebildiği, şeriatın bildirmesine gerek duyulmayan, yani kötü olduğunu bilmek için illa şeriatın bunu yapmayın diye emir göndermesine gerek kalmadan, insanın bu fiillerin kötü olduğunu aklen bilebildiği fiillerdir. İşte bunlar da nedir? Zinadır. Efendim içki içmektir, gasptır ve bu ve benzeri fiiller insanın aklıyla bilebildiği kötü olan, ezelden beri kötü olan fiillerdir. Bunların hiçbir zaman iyi olması, halinin değişmesi de düşünülemez. Yani zina hiçbir zaman için iyi olmaz. Yani şöyle dünyada bir dönem gelir belki zina iyi olur falan diyeceğimiz bir düşünce durum asla meydana gelemez. İşte bu hissi, akli olan fiiller her zaman kötüdür ve daima da kötü olarak kalacak. Bunlar değişmez. Yalancılık, efendim insanların hakkını yeme, zulmetme vesaire. Ve zina gibi, efendim ve şurbil hamri, içki içmek gibi, vel kezibi, yalan söylemek gibi, ve zulmi, insanlara zulmetmek. Zulm demek, haklıya hakkını vermemek, adaletsiz davranmak demektir. Bu sebeple daima zulüm söz konusu olduğu zaman hakkı yenen bir taraf var demektir. Adaletsizlik var demektir. Adlin tam zıttıdır. Ve nehyun anit tasarrufatiş şer'iyyeti. Birincisi hissi fiillerden nehi, ikincisi şer'i fiillerden, şer'i tasarruflardan nehidir ki kennehye yani savmi fi yevmin nahri. Bayram günü, kurban bayramı günü oruç tutmaktan nehyetmek gibi. Ve salati fil evgatil mekruhati. Mekruh vakitlerde namaz kılmak. Güneş tam doğarken, güneş tam tepedeyken ve güneş batarken. Ve bey'u dirhemi bi dirhemeyni. Bir dirhemi iki dirhemle değiştirmek, satış yapmak gibi. Yani faiz. İşte bunlar şeriatın bildirmesiyle haram olduğu bilinen şeylerdir. Yani nehi iki kısım. Birincisi aklın kendisinin
hissi olan bilebildiği şeyler, şeriatin bildirmesine gerek yok. Bir de şer'i tasarruflar var ki nehyedilen, bunlar ancak şeriatin bildirmesiyle bilinebilir. Çünkü normalde oruç tutmak iyi bir ameldir, ibadettir. Fakat bayram günü oruç tutmak caiz değildir. Neden? Çünkü bayram Allah'ın zülcelerin müminlere ikramıdır. O gün oruç tutmak onu reddetmek anlamına gelir. Namaz iyi bir ibadettir, dinin direğidir. Fakat mekruh vakitlerde namaz kılmak, yıldıza tapanlara, güneşe tapanlara, müşriklere benzemek anlamına geldiğinden o vakitte yapılması hasebiyle kötü olmuş olur. Ve hükmün nev'il evvel. Şimdi birinci nev'in hükmü, yani hissi olan, akli olan nehyedilen şeylerin hükmü, en yekûne el menhiyyü anhu huve aynu ma verede aleyhin nehyü fe yekûne aynuhu kabihan fe la yekûne meşru'an asla. En yekûne el menhiyyü anhu, nehyedilen şeyin olmasıdır. Menhiyyü anhu, kendisinden nehyedilen şey. Nehyedilen şeyin olmasıdır. Ne olmasıdır? Huve aynu ma verede aleyhin nehyü. Nehyin bizzat üzerine varit olduğu şey olmasıdır. Yani burada menhiyyün an bizzat nehyedilen, şeriatın kendisini nehyettiği şeydir. Feyekûn aynuhu kabihan. Bu sebeple şeriatın bizzat kendisini nehyetmesi sebebiyle aynı kabihtir. Yani bizzat o fiil kabihtir. Kendisi kabihtir. Fela yekûnü meşru'an aslen. Aslen de bu meşru olmaz. Yani ne aslen ne vasfen. Aslen dediği buradan anlayacağıten, yani zat itibariyle, vasıf itibariyle hiçbir zaman meşru olmaz. Ve bu insanlar arasında ihtilaf konusu da değildir. Yani tarihten günümüze işte bu nehyedilen zinadır vesairedir ve benzeri çirkin fiiller, keziptir, yalancılıktır. Efendim bunların meşru olduğunu söyleyen aklı selim hiç kimse çıkmamıştır. Dolayısıyla bunların kubhu, çirkinliği, kötülüğü bizzat kendilerindendir. Kendilerinin bizzat aynı olarak çirkin olmalarından dolayıdır. Dolayısıyla bunlara kabihun li aynihi, bizzat li aynihi kabih dediğimiz sınıftandır. Ama ikinci sınıftan zikredeceğimiz biraz sonra olanlar, yani hissi olmayan, şer'i olanlar, normalde aslı itibariyle kabih olmayan, hasen olan ibadetlerdir. Fakat kendilerine arız olan bir sebepten, bir manadan dolayı nehyedilmiş olan ibadetler veya davranışlardır. Mesela normalde kurban kesmek hayırlı bir iştir. Allah-u Zülcelal'e takarruptur. Fakat kişi gidip de bir puta kurban keserse veya bir şahsa kurban keserse, Allah muhafaza, o zaman kurban kesme işi şirke dönüşür. Bunun gibi aslı itibariyle batıl olmayan, memnu olmayan, fakat kendisine bitişen, arzi olan bir manadan dolayı nehyedilen şeyler ikinci sınıf altında yer alıyor. Ve hükmün nev'i sani, ikinci nevinin hükmüne gelince, en yekûnel menhiyyü anhu gayra ma udîfe ileyhin nehyü. Menhiyyün anhin, bizzat kendisi nehyin izafe edildiği şeyin dışında bir şeydir. En yekûne olmasıdır. El menhiyyü anhu, menhiyyün anhin olması. Ne olması? Gayra ma udîfe ileyhin nehyü. Nehyin izafe edildiği şeyin dışında bir şey olmasıdır. Fe yekûne huve hasenen bi nefsihi. Aslında bu bir nefsihi hasendir. Zatı itibariyle hasendir, güzeldir. Kabihan li gayrihi. Fakat kendisi dışında bir şey sebebiyle kabihtir. Ve yekunul mubashir. Bu ikinci türden olan fiilleri işleyen kişi, mubashir, yapan, işleyen. Bu ikinci türden olan fiilleri işleyen kişi, mürtekiben lil harami li gayrihi la li nefsihi. Mürtekiben, irtikab etmiş olur. El harami, haram irtikab etmiş olur.
ligayrihi, onun dışında bir sebepten dolayı. Yani mesela diyelim ki kurban kesmek Allah'ın Zülcelal için olunca ibadet, takarruptur. Fakat puta tapmak, puta adamak maksadıyla kurban kesmek şirktir. İşte kurban kesme fiili normalde iyi bir ibadetken putlar için kesmekle farklı bir mana, yabancı bir mana, dışarıdan arız olan bir mana sebebiyle kötüye dönüşür. Namaz kılmak hayırlı bir ibadetken efendim müşriklerin yıldıza, güneşe tapanların yaptıkları gibi kerahat vakitlerinde kılmak kötü bir ameldir. Dışarıdan bir mana sebebiyle kötü hale gelir. La li nefsihi, bizzat fiilin kendisi sebebiyle haram işlemiş olmaz mübaşeret eden o fiil işleyen kişi li gayrihi, dışarıdan bir sebep dolayısıyla haram işlemiş olur. Ve ala haza, işte buna binaen, yani bu manaya binaen ikinci nevideki olan fiillerin aslı itibariyle hasen fakat arzi bir mana sebebiyle ligayrihi kabih olmalarına binaen kâle ashabına. Hanefi uleması dedi ki ennehyu anit tasarrufati şer'iyyeti, şer'i tasarruflardan nehyetmek yaktazi takriraha. O tasarrufların, şer'i olan tasarrufların takarrurunu gerektirir, devamını gerektirir. Yani namaz kılmak, kerahat vakitlerde namaz kılmanın haram olması sebebiyle toptan haram olmaz. Gene namaz kılmak dinin direği olmaya devam eder. Çünkü namaz ibadet olarak takarrur etmiş bir ibadettir. Şer'i fiiller, bu zikredilen ikinci nevideki şer'i fiiller yasaklamadan önce meşru ise yasaklamadan sonra gene onun aslı meşru olmaya devam eder. Aslındaki meşruiyet gitmez. Peki neden yasaklanmıştır? İlave bir manadan, li gayrihi sebebinden dolayı, li gayrihi bir sebepten dolayı yasaklanmıştır. İşte namaz kılmak, kerahat vakitlerde namaz yasaklandı diye toptan yasak olmaz. Birisi gitti bir puta kurban kesti diye kurban ibadeti yasak olmaz. Efendim işte kurban bayramı günü oruç tuttu diye oruç ibadeti yasak olmaz. Yani bu ibadetler yasaklanmadan önce meşru olunca, yasaklanınca meşruiyetleri gitmez, devam eder. Yaktazi takriraha demek, yani nehyin bu ibadetlerin takririni gerektirmesi demek bu demek. Nasıl ki yasaklanmadan önce meşru idiler, işte bu meşruiyet takarrur etmiştir. Yasaklamanın gelmesi bunların meşruiyetini gidermez. Bizzat yaktazi takriraha, bunların devamını gerektirir. Yani bu ibadetleri terk etmememizi gerektirir. Peki ne yasaklanmıştır? O mana yasaklanmıştır. İşte kerahat vakitte kılmak, Kurban Bayramı günü oruç tutmak yasaklanmıştır. Dolayısıyla biz o manayı, menhiyün anh olan o manayı terk ettiğimiz zaman ibadetin aslı gene meşrudur. Ona devam etmemiz gerekir. Ve yuradu bizalike, İşte bununla kastedilir ki inne tasarrufe ba'den nehi, nehiden sonra, yasaklamadan sonra bu şer'i olan tasarruflar meşruan kemâken, daha önce olduğu gibi meşru olmaya devam eder. Yani şu yukarıdaki ennehyu anit tasarrufati şer'iyyeti yaktazi takriraha demek bu demek. Ve yuradu bizalike, bununla kastedilen şudur. İnne tasarrufe ba'den nehi, nehiden sonraki tasarruf yebka meşruan kemaken. Daha önce meşru olduğu gibi nehiden sonra da meşru olmaya devam eder. Çünkü bu aslı itibariyle güzel bir şey. Bi nefsihi güzel. Fakat li gayrihi bir sebepten dolayı yasaklanmıştır. Liennehu şayet levlem yapka meşruan, eğer bu ibadetler, şer'i olan bu fiiller, kendisine nehyin yetiştiği bu fiiller şayet meşru olarak kalmayacak olsa, artık o nehiden sonra bu ibadetleri yapamayız desek,
Ene el abdu acizen an tahsilil meşru'i. Meşru olan fiilleri yerine getirmekten kul aciz kalmış olur. Kul meşru olan fiilleri yerine getirmekten aciz kalmış olur. Bir taraftan namaz meşrudur, Allahu Zülcelal ekimiz salat ediyor. Bir taraftan da efendim biz kerahat vakitinde namaza nehi geldi diye namaz meşruluktan çıktı dersek, o zaman kul meşru olan yapacak bir fiil bulamaz. Namaz ibadeti mesela ortadan kalkar. Kurban bayramında oruç yasaklandı diye orucu yasak kabul edecek olursak, aslı meşru değildir diyecek olursak, o zaman oruç ibadetini yerine getiremeyiz. İşte kul meşru olan ibadetlerden aciz kalır. Ve hine izin, işte böyle bir durumda da kâne zâlike nehyen lil acizi. O zaman şeriat kula namazı emretmekle veya orucu emretmekle kulun yapmaktan aciz olduğu bir şeyi emretmiş olur ki, nehyetmiş olur ki, zaten yapamayacağı bir şeyi nehyetmiş olur ki, ve zâlike mine şâri'i muhalun, bu da Şâri-i Teâlâ Allah-u Zülcelal tarafından muhaldir. Evet, ve hîne izin, işte eğer yasaklanmış olan ibadetlerin aslı meşru olmaktan çıkarsa, o zaman kâne zâlike nehyen lil acizi. Zaten meşru olmayan bir kula yasak olduğundan, kulun onu yapması imkansız olduğunda, kulun aciz olduğu, zaten yapamayacağı, yapması yasak olan bir şeyi kula yasaklanmış oluruz tekrar. Ve zâlike mine şâri'i muhalun, bu da Allah-u Zülcelal için muhaldir adeten. Muhalun adeten, buraya parantez içerisinde adeten yazarsanız arkadaşlar, yani Allah-u Zülcelal kulu böyle bir ikilem içerisinde bırakmaz manasındadır. Bu anlamda bu söylediğimizi dördüncü dipnot güzel bir şekilde izah ediyor ama siz okursunuz. Ben zaten onu özetlemiş oldum. Evet. Bahsün nehi anil ef'alil hissiyeti ve şer'iyeti. Hissi ve şer'i fiillerin bahsine gelince ve bihi şer'i tasarrufların yasaktan sonra meşru olarak kalmaya devam etmesi sebebiyle. Ve bihi deme bihi şu sebeple, bunun sebebiyle. Neydi o sebep? Şer'i tasarrufların yasaktan sonra meşru olarak kalmaya devam etmesi sebebiyle فَارَقَ الْاَفْعَالَ الْحِسِّيَّةَ bu şer'i tasarruflar hissi tasarruflardan, hissi fiillerden ayrılır. Evet. Ve bihi işte bu anlamla, bu sebeple فَارَقَ الْاَفْعَالَ الْحِسِّيَّةَ şer'i tasarruflar hissi tasarruflardan ayrılır. لِيَنَّهُ لَوْ كَانَ عَيْنُهَا قَبِيحًا çünkü şayet şer'i tasarrufların aynı kabih olsaydı لَا يُؤَدِّي ذَلْكَ اِلَى النَّهِ الْعَاجِزِ o zaman zaten kişinin aciz olduğu bir şeyi nehyetmeye götürmezdi. لَا يُؤَدِّي ذَلْكَ bu sebep olmaz. Edda ile bir şeye götürmek demektir arkadaşlar. Edda ile aynen kullanılır. La yueddi zalike bu götürmezdi ila nehyil acizi kişinin aciz olduğu bir şeyi nehyetmeye götürmezdi. Liennehu bihazel vasfi çünkü bu vasıfla yani fiillerin bizzat aynının kabih olması ve kendisine nehyin bitişmesi vasfıyla. Fiilin bizzat aynının bihazel vasıf dediği vasıf ne? Fiilin bizzat aynının kabih olması ve bu kabahetten dolayı da nehyin bitişmesi sebebiyle la ya'cizu kul o fiili hissen yapmaktan aciz kalmaz yevmen nahri. Kurban bayramı günü mesela oruç tutmaktan aciz kalmaz. Yani normalde şöyle dememiz lazım. Bu hissi olan fiilleri insanın aklıyla kötü olduğunu anladığı ama şer'i olarak bizzat bildirilmesine gerek kalmayan hissi olan fiilleri kul her zaman yapma imkanına sahip. Yalan söyleyebilir, adaletsizlik yapabilir, efendim
zina edebilir. Şimdi kul bunları yapmaktan aciz mi? Hayır. Her zaman, her halükarda yapma imkanına sahip. Aciz değil. Dolayısıyla kulu aciz olmadığı bu fiilden men etmek, aciz olduğu nasıl imkan dahilinde olmayan şeyden yasaklamak anlamına gelmez. Kulu aciz olmadığı yapabilme imkanı olan fiillerden men etmek, aciz olduklarından yasaklamak anlamına gelmiyor. Dolayısıyla la yacizu yevmen nahri, işte kul aciz olmadığı bir şeyi yapabilir. Mesela kurban günü oruç tutabilir. Oruç tutmakla kul günah işlemiş olur mu? Olur. Ama yani bunu yapmaktan aciz değildir. İsterse yapabilir. Evet. Ve cemi'u suveri tasarrufati şer'iyeti ma'abrudin nehyi anha. İşte bütün şer'i tasarrufların sureti, şekli ma'abrudin nehyi anha. Kendisine nehyin varid olması sebebiyle bu şekilde aynı şekildedir. Yani bütün şer'i tasarruflar kendisine nehi varid olmasına rağmen aslı itibariyle meşrudur, meşruiyetini kaybetmez. Halbuki hissi olan fiiller aslı itibariyle meşru değil. Yani onlar da hiçbir zaman bir meşruiyetten söz edemeyiz. Yani hiçbir dönemde zinayı hayırlı, iyi bir iş olarak kabul edemeyiz. Hiçbir dönemde hırsızlığı, adaletsizliği, yalancılığı efendim hayırlı bir iş olarak kabul edemeyiz. Dolayısıyla onlar hakkında, hissi olan fiiller hakkında yasaktan önce veya yasaktan sonra diye bir ayrımdan da bahsedemeyiz. Her halükarda, her zaman kötü. Zaten aklen kötü oldukları bilinen şeyler. O yüzden onlara hissi, akli diyoruz. Fakat şer'i olanların aslı meşru, aslı itibariyle hasen. Hasen li aynihi, hasen li zatihi. Aslı itibariyle bunlar hasen olduğu için sonradan kendilerine bitişen bir vasıftan dolayı yasak hale geldiklerinden, işte biz bu vasıf o fiilin aslını meşru olmaktan çıkarmaz diyoruz. Yani şer'i fiillere bitişen vasıf o şer'i fiillerin aslını meşru olmaktan çıkarmaz. İbareyi şuraya kadar bir daha okuyayım. لِيَنَّهُ بِهَذَا الْوَصْفِ لَا يَعْجِزُ kul bu vasıftan dolayı o fiilleri yerine getirmekten aciz olmaz. يَوْمَنْ نَحْرِ. Burada arkadaşlar aslında söylemesi gereken şeyi önce söylemiş. Yani biz burada, ben bu ibareyi de okurken epey düşündüm, kafa yordum, zorlandım yani. Fakat sonradan şimdi baktım, aşağıda bir satır sonra aynı ibare tekrar geliyor. Kanaate acizane, bir satır sonra şeyden, ibareden, ibarede bir satır sonra, sayfa değil, bir satır sonra. Kanaate acizane burada şu. لِيَنَّهُ بِعَذَا الْوَصْفِ لَا يَعْجِزُ dedikten sonra cümle bitiyor. Orada nokta olması lazım. لِيَنَّهُ بِعَذَا الْوَصْفِ لَا يَعْجِزُ. Orada nokta var. İki numaralı dipnotun olduğu yerde nokta var. Ondan sonraki يَوْمَ النَّحْرِ وَجَمِيعُ سُوَرِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ مَعَ وُرُودِ النَّهْيِ عَنْهَا orası komple yok. Orayı komple silip atmamız lazım. Aynen, orayı silmemiz lazım. Orası ibarede yok. Allahu alem, mizampajı yaparken ibareyi yanlışlıkla oraya kopyalamışlar. Dolayısıyla bu ibarenin burada bulunması sahih değil. Nereden çıkarttık? Çünkü bir satır sonra bakın, ibare düzgün bir şekilde geliyor ve mana sahih oluyor. Bu ibare burada olduğu zaman mana sahih olmuyor. Yani sahih oluyor da zorlama bir teville ancak manayı oturtabiliyorsunuz. Şimdi normalde şöyle olması lazım ibarenin.
neden bahsediyor? Ve bihi faragal ef'alel hissiyete. Şer'i fiiller, hissi fiillerden ayırt edilir, ayrılır. Lenne lev kâne aynaha kabihan, lev kâne aynaha kabihan, şayet şer'i fiillerin aynı kabih olsaydı, la yueddi zâlike ilâ nehyil acizi, kişi aciz olduğu bir şeyden nehyetmeye götürmezdi. Lennehu bihâzel vasfi la yacizu, çünkü bu vasıfla beraber kişi aciz olmaz. Hissi fiillerde olduğu gibi. Hissi fiillerde kişi yapmaktan aciz değildir. Burada ibare bitseydi hiçbir sıkıntı yok. Fakat şimdi yevmen nahri diye başlayan kısmın öncesi yok, siyakı yok. Burada biz bir tasavvur düşünün ki işte bayram günü oruç tutan kimsenin hali falan diye devam etmemiz gerekiyor. Halbuki burayı sildiğimizde aşağıda gelen ibarenin devamında yevmen nahri ve cemi'u suveri tasarrufati şer'iyeti ma'vurudun nehi anha ibaresi aynen geliyor. Bizim bu sildiğimiz ibare ve ibarenin doğru kısmı burası. Olması gereken yer burası. Dolayısıyla kitabınızda şu bizim sarıyla işaretlediğimiz yeri karalarsanız sahih manayı yakalayabilirsiniz. Oraya komple hasfetmemiz lazım. Evet. Ve yeteferra'u min haza. Nehiden sonra gelen fiillerde meşruiyetin devam etmesi kaidesinden şu hükümler teferru eder. Şu hükümler ortaya çıkar. Hükmül bey'il fasidi. Fasit alışverişin hükmü. 3 numaralı dipnotta bakın bunun örneğini veriyor ve tarifini yapıyor. Diyor ki bi'en ba'a abden bi şarti en yakmel ba'i'a şer'an. Bi'en ba'a abden, adam bir köleyi satıyor. Satmasıdır. Bi şarti en yahtimel bai'a şehran. Satıcıya bir ay daha sattıktan sonra hizmet etmesi şartıyla. Sana şu köleyi satıyorum ama parasını da peşin alıyorum. Köle senin olacak ama bana bir ay daha hizmet edecek. Bu nedir? Fasit bir beyadır. Çünkü eğer beyada taraflardan birisine tek taraflı menfaat sağlayan bir şart varsa o bey akdi fasit olur. Bu ilkemizdir. Yani akitler konusunda, bey akdi konusunda ilkedir. Taraflardan birisine tek taraflı menfaat sağlayan bir şart akdi fasit kılar. Akdin aslından olmayan, sonradan akde ilave edilen şart. Buna cali şart diyoruz biz. Bunlar akdi ifsad eder. Ve huve menhiyyun anhu. Bu işte bu şekilde bir ilave şartla beraber satış nehyedilmiştir. Bima ruviye ennehu aleyhissalatu vesselam neha an bey'in ve şartı. Rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bey'le beraber ilave bir şarttan nehyetti. Ve gayri zalike fe innen nehye fihi verade li ma'nen fi gayril bey'i. Peki buradaki nehi bu bey'in ve şartın, neha an bey'in ve şartın şeklinde yapılan nehi, yani Peygamber Efendimizin bu şekilde ilave bir şartla yasaklamasının sebebi وَرَدَ لِمَعْنًا ف۪ي غَيْرِ الْبَيْعِ. Bey'in dışındaki bir manadan dolayı varit oldu. Bey'den değil, bey'in kendisi mubah. وَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ. Ayet-i kerimede zikrediliyor. Peki neden bu bey yasaklandı? İşte ilave bir manadan dolayı. Ve huve o manada nedir? El fazlul hali anil ayvazi. İvazdan hali olan fazlalıktır. Şimdi 100 lira veriyorum, köleyi alıyorum. Verdiğim bu 100 lira kölenin bedeli. Eğer bu 100 lira kölenin bedeli ise kölenin bende bir ay daha çalışması veya satan kişide bir ay daha çalışması herhangi bir şeyin karşılığı değil. İşte bu karşılıksız fazlalık akdi ne yapar? İfsad eder. Evet. Ve şartul fasidu, fasit olan şart, la yenadimu bihi aslul meşru'i. Bu fasit olan şartla beraber meşru olan asıl münadim olmaz. Yani batıla dönmez, yok olmaz. Aslı itibariyle meşru fakat kendisine bitişen bir vasıftan dolayı yasaklanmış. Normalde ehallallahu'l bey'a, bey aslı itibariyle meşru. Fakat şartla beraber bey yasaklanmış. İşte o zaman anlıyoruz ki biz o ilave şart, karşılıksız fazlalık olan şart, bey'in yasaklanmasının sebebi. Peki bu şart bey'in aslını meşru olmaktan çıkarır mı? Hayır. Yani bu şart geldi diye bey komple
yasak hale gelmez. Aynen namazın aslı itibariyle meşru olmasına rağmen kerahat vakitte namaz kılmak yasaklandı diye biz komple namaz yasaklandı demeyiz. İşte bunun gibi halallahu'l bey'a emrinde beyan edildiği üzere aslı itibariyle meşru fakat bir vasıftan dolayı bey'a bitişen bir vasıftan dolayı yasak gelince bey'in meşru olan aslı komple münadim olmaz, yasaklanmaz. Liyennehu, çünkü bey'a nedir? Liyennehu liyennel bey'a, bey' icabun ve kabulun. İcab ve kabulden ibarettir. Min ehlihi, ehlinden sadır olacak olan icab ve kabulden ibarettir. Fi mahallihi, söz konusu olan mahaldeki, satış konusu olan şey neyse ona mahal diyoruz. Akdin mahalli, mebi' yani. Mebi'da ehil kimseler tarafından yapılan icab ve kabuldür. Bu asıl varsa bey'a sahihtir. O zaman sonradan bitişen bir mana bu bey'i fasit kılmıştır. İşte bu manadan dolayı bey'in aslı münadim olmaz, sahihlikten çıkmaz. وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا, işte meşru olan bir şeyin yasaklanması onun meşruiyetine zarar vermez kaidesinden ortaya çıkar ki ne çıkar? حُكْمُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ, fasit bey'in hükmü ortaya çıkar. Yani ne demek istiyor? Fasit bey aslı itibariyle meşrudur fakat vasfı itibariyle meşru değildir, gayri meşrudur. Ayrıca vel icaretul fasida, fasit icare akdi. Kiralama, icare, isticar biliyorsunuz, icar. Bunların hepsi icare akdinin terimleridir, ıslahlarıdır. İcare akdinin, fasit icare akdinin hükmü ortaya çıkar. Başka ve nezru bi savmi yevmin nahri. Bayram günü oruç tutmayı adamanın hükmü. Birisi Kurban Bayramı günü oruç tutacağım diye adakta bulunsa bunun hükmü nedir? Bu adak batıl mıdır değil midir? İşte bunun hükmü ortaya çıkar. Ayrıca ne ortaya çıkar? Ve cemi'u tasarrufatil meşru'iyyeti ma'a vurudin nehyi anha. Kendisine nehi bitişen, hakkında nehi varit olan bütün meşru tasarrufatın farklı suretlerinin hükümleri İşte bu kaideden anlaşılır, ortaya çıkar. Bu tasarrufların ileriki sayfada örneklerini de verecek. Mesela gasp edilen suyla abdest alınsa abdest caiz midir, değil midir? Veya gasp edilen bir arazide namaz kılsak namaz caiz midir, değil midir? Bunun gibi aslı itibariyle meşru, vasfı itibariyle gayri meşru olan bütün şer'i tasarrufların hükmü İşte bu kaideden ortaya çıkar. O kaide de neydi? Aslı itibariyle meşru olan şeyler yasaklanma sebebiyle gayri meşru olmaz. O yasaklanma bir manadan dolayı varit olmuştur. O mana giderildiği zaman gene bunlar aslı itibariyle meşrudur. Fekulna, işte bundan dolayı biz dedik ki elbey'ul fasit, fasit bey, fasit alışveriş yufidül milke, mülkiyet ifade eder. Yufidül mülke ne zaman? İndel kabzı. Kabızla beraber mülkiyet ifade eder. Tabii bu mülkiyet habis mülkiyet. Ayrı bir mevzu. Kitaplarımızda bu mülkiyet için habis tabirini kullanıyor. Kötü, çirkin bir mülkiyet. Habis bir mülkiyettir. Mülkiyet ifade eder. Neden mülkiyet ifade eder? Bakın 5. dipnota bakalım hemen. Beşinci dipnota bakalım. لِيَنَّهُ اِيْجَابٌ وَقَبُولٌ صَدَرَ مِنْ اَهْلِهِ ف۪ي مَحَلِّهِ. Çünkü bey'a dediğimiz şey icap ve kabulden ibarettir ve ehlinden mebi hakkında, mahal hakkında sadır olmuştur. وَلَا يَخْتَلَّ مِنْ ذَٰلِكَ بِشَارْتٍ فَاسِدٍ فَكَانَ اَمْرًا زَائِدًا عَلَى الْعَقْدِ. Fasit bir şartla bu icap ve kabulün ihlal edilmesi yani zarara uğratılması akdin üzerine zait bir şarttan dolayıdır. Yani bizzat akdin aslının meşru olmadığından dolayı değil. Akdin aslı meşru fakat bunun üzerine zait akdin aslının meşruluğuna
zarar getirecek, onu ihlal edecek bir fasit şart var. فَكَانَ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ İşte bu sebeple biz diyoruz ki bey'i fasit, fasit bey akden şer'iyen bi aslihi. Aslı itibariyle şer'i bir akittir. فَكَانَ مُقَيَّدًا لِلْمِلْكِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ حَرَامًا شَرْعًا كَانَ وَاجِبُ النَّقْزِ حَقًّا لِلشَّرْعِ Fakat şer'an haram olmuş olmasından dolayı şeriatin hakkı olarak fasit akitleri bozmak vaciptir. Yani burada şunu söylemek istiyor. Şimdi biz fasit akitler hakkında şöyle diyoruz. Bir akit fasit bir şartla kurulmuşsa kuruluş itibariyle akit sahihtir. Yani batıl değildir. Fakat fesat şartının giderilmesi gerekir. Bunu gidermek önce taraflara düşer. Taraflar bunu gideriyorsa giderir, gideremiyorsa şer'i mahkemenin hakimi, kadısı, Şeyhülislam'ı bu tarafı giderir, bu fesadı giderir. Yok, onun da gidermesi mümkün değilse akit iptal edilir. Yani fasit bey'in hükmü budur. Taraflar tarafından fesadı giderilir. Yok, giderilmiyorsa hakim, kadı, Şeyhülislam kimse şeriatın hakkı olarak müdahale eder, fesadı giderir. Yok, gene giderilemiyorsa o zaman akit iptal edilir. Batıla döner. فَقُلْنَا الْبَيْعُ الْفَاسِدْ يُفِيدُ الْمِلْكَ عِنْدَ الْقَبْضِ بِاَعْتِبَارِ اَنَّهُ بَيْعٌ Bey'i fasit, kabızla beraber mülkiyet ifade eder. بِاَعْتِبَارِ اَنَّهُ بَيْعٌ Kendisine bey' olarak itibar edilmesinden dolayı. وَيَجِبُ نَقْضُهُ بِاَعْتِبَارِ كَوْنِهِ حَرَامًا لِغَيْرِهِ Fakat وَيَجِبُ نَقْضُهُ bu fasitin gerekir, nakzı gerekir. Neden? بِاَعْتِبَارِ كَوْنِهِ حَرَامًا لِغَيْرِهِ Bizzat لِغَيْرِهِ haram olmasından dolayı. Peki o لِغَيْرِهِ dediğimiz şey nedir? İşte o fasit şart. لِغَيْرِهِ yani o aslı itibariyle meşru olan bey'i لِغَيْرِهِ haram yapan o لِغَيْرِهِ fasit şarttır. Şimdi sana 100 lira veriyorum. Bana 101 lira vermen kaydıyla. Yani 100 lira 101 liraya satıyorum. Dediğimde aslında bu şu demektir. Sana ben 100 lira veriyorum. Sen de bana 100 lira ver. İlaveten de fazladan 1 lira ver. İşte verdiğim 100 liranın karşılığı senden aldığım 100 lira. Peki bu ilaveten bana vereceğin 1 lira neyin karşılığı? İşte bunun herhangi bir karşılığı yoksa biz bu karşılıksız olan kısmı ıskat edip de 100 lira karşılığında 100 lira aldığım akit sahiha döner. Çünkü her ikisi de ehil olan taraflardan sadır olan icap ve kabul ile akit münakit olur. Fakat ilave bir şart akti fesada götürüyor. İşte akti fesada götürecek olan o ilave şart ortadan kaldırıldı mı akit aslına döner. O aslı da meşru olmaktır. Şimdi dolayısıyla biz Hanefiler o yüzden buradaki bu ilkeden dolayı diyoruz ki riba batıl bir akit değil, fasit bir akittir. Fasit bir akittir. Fasit akdin hükmü de fesadını gidermektir. Fesadı giderilmiyorsa bozmak vaciptir. Aslı itibariyle sahihtir. Fakat vasıf itibariyle batıldır. Vasıf itibariyle sahih değildir. Bundan dolayı da o sahiha zarar veren, sahihliğine zarar veren o vasfı, fasit şartı ortadan kaldırırız. Dolayısıyla akit sahiha döner. Şimdi bunu şu benzetebiliriz. Hanefilerin bu fasit teorisini, fesat butlan teorisini şuna benzetebiliriz. Siz bir ev yapmışsınız. Bu evin temelleri sağlam, duvarları sağlam, çatısı var, bacası var. Yaşamak için her türlü imkanı var. Fakat evin içerisine eve kapı yapmayı unutmuşsunuz. Duvarlarının dört tarafı da kapalı. Hiç girecek bir tarafı yok. Evde yaşamak mümkün değil bu haliyle. Ne yaparsınız? Evin kapısı yok. Dolayısıyla içine girilemediğinden kullanıma müsait değildir. Komple yıkalım mı dersiniz? Yoksa ya bu evin duvarları tam, bacası tam, her şeysi tam, kapıyı unutmuşuz. Şuradan duvarların bir tanesinden bir kapı açalım. Evi kullanılır hale getirelim mi dersiniz? İşte Hanefilerin mantığı buna benziyor. Hanefiler diyorlar ki eğer bir şeyin aslı meşru ise
sahih bir temel üzerine bina edilmişse aslı meşru, fakat arızi bir vasıftan, sonradan bitişen bir vasıftan, ilave bir fasit şart gibi bir vasıftan dolayı bu meşruiyete halel gelmiş, zarar gelmiş ise, biz bu meşruiyete halel getiren vasfı ortadan kaldırdık mı iş sahiha döner. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de faizle ilgili ayet-i kerimede fein tübtüm felekum ruusu emvalikum, eğer tövbe eder vazgeçerseniz ana paranız sizindir ifadesi, fasit akdin fesat içeren vasfından vazgeçildiğinde ana paranın helal olduğu, meşru olduğu vurgulanmakla akdin aslı itibariyle meşru olduğuna vurgu yapılmıştır. Ayet-i kerimede de buna işaret vardı. Dolayısıyla Hanefilere göre bir şey aslı itibariyle meşru ise, sonradan bitişen bir vasıftan dolayı varid olan nehi sebebiyle bunun aslına, meşruiyetine halel gelmez vasıfı baz alırız. Onu ortadan kaldırmamız gerekir diyoruz. Mesela cuma vakti yapılan alışverişte, daha önce de örneğinde de geçti, benzeri durum aynı şekilde söz konusuydu. Hatta bizim orada Hanefilerin şeysi şuydu: bir kimseyi yaptığı alışveriş cumaya sahi etmekten de koymuyorsa gene bu alışveriş caizdir demiştik. Daha önce de bunu okumuştu. Evet. İşte bu ilkeyi iyi anlamamız lazım. Yani biz akdin aslının meşru olup olmadığını tespit ettikten sonra, eğer aslı meşru ise sonradan bitişen arz olan bir vasıftan dolayı o meşruiyete halel gelmez, o vasfı ortadan kaldırırsak meşruiyet devam eder diyoruz. Ve haza, biz dedik ki örneğini verdiğimiz gibi fasit beyada mesela, o da götüren hüküm vasıf ortadan kalktığında hüküm sayha döner dedik. Peki buna bir itiraz meydana gelir. Bu itiraza cevap vermiş oluyor. Yani bu şekildeki bir işkale, bey-i fasidin hükmünün teferruatıyla alakalı bir işkale cevap olarak, yahut da zikretmiş olduğu bu genel itibariyle aslı meşru olanların vasıftan dolayı meşruiyeti kaybolmaz, o vasıf ortadan kaldırılır hükmünün istisnai birkaç durumu var. Onlarla ilgili cevap verecek şimdi. Yani bir karda derse ki, hani sen bir şey yasaklanınca aslı meşru ise meşruiyetine halel gelmez diyordun, bak burada gelmiş şu örneklerde, buna ne diyeceksin denirse onlara cevap. Ve haza, bu durum, yani bir şeyin aslı meşru ise yasaklanmakla o meşruiyetine halel gelmez durumu, bi hilafi nikahil müşrikati, müşrike olan kadınların, yani aslı itibariyle ehli kitap olmayan, müşrik olan kadınların nikahlanması durumunun hilafınadır. Şimdi nikah Allah ve Resulünün emrettiği bir şey. Kur'an-ı Kerim'de fenkihu ma tabe lekum minen nisa'i mesna ve sulase ve ruba ve enkihu leyama minkum şeklinde ayetler nikahı tavsiye ediyor, emrediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en nikahu min sünneti femen ragiba an sünneti feleyse minni diyor. İşte normalde nikah emredilen şer'i bir tasarruf. Fakat müşrike olan kadınlarla nikahlanmayın diyor ayet-i kerime. Ve la tenkihul müşrikati hatta yu'min. Ve la tenkihul müşrikati hatta yu'min ve la ametun mü'minetun hayrun min müşriketin ve la ve'acebetküm. Ve la ve'acebetküm ayet-i kerime devam ediyor. Şimdi burada da müşrike olan kadınlarla nikahlanmak yasaklanmış. Ve menkuhatil ebi, aynı şekilde ve la tenkihu ma nekaha abaukum, babalarınızın nikahlamış olduğu kadınlarla nikahlanmayın. Yani babasının nikahlanmış olduğu, nikahına giren kadınla kişinin nikahlanması haramdır. Ve mu'tatul gayri ve menkuhatihi, bir başkasından ayrılıp da iddet bekleyen kadını iddeti dolmadan önce nikahlamak haramdır. Ve menkuhatihi, bir başkasının nikahlısı olan, başkasının karısı olan kadını nikahlamak haramdır. Ve nikahul meharimi, Kur'an-ı Kerim'de hurmet aleykum ummahatukum
ve benatüküm ve havatüküm ve ammatüküm ve halatüküm işte ila ahir sayıyor. Bu kendisiyle nikahlanılması haram olan kadınlardan birisini nikahlamak. Ve nikahı bi gayri şuhudin şahitler olmaksızın yapılan nikah. Efendim bütün bunların hepsi haramdır. Halbuki lienne muceben nikah hallü tasarruf. Nikahın mucibi ise helal olmasıdır. Yani nikah normal itibariyle helaldir. Fakat bunlar yasaklanmıştır. İşte bunlar, yani bu zikredilen fiiller aslı itibariyle hiçbir zaman meşru olmadılar. Yasaktan sonra da önce de meşru olmadılar. Hani siz diyordunuz ki bir şeye varit olan efendim bir şarttan dolayı ilave bir şarttan dolayı varit olan nehiden sonra aslı meşru olanlar meşru olmaya devam eder. O zaman şimdi biz bunlara meşru mu diyeceğiz? Aslı itibariyle meşru mu diyeceğiz? Derseniz biz diyoruz ki vaza bi hilafi. İşte bu saydıklarımızın hilafınadır. Sayılan işler işte müşrike kadınlar, babaların nikahladığı kadınlarla nikahlanmak, iddet bekleyen başkasının nikahlı karısı olanlarla nikahlanmak, efendim maharimle nikahlanmak, efendim şahitsiz nikahlanmak, bu fiiller bu kaidenin hilafınadır. لِأَنَّ مُوْجَبَ النِّكَاحِ حَلُّ التَّصَرُّفِ. Çünkü nikahın gereği tasarrufun helal olmasıdır. Tasarrufun helalliğidir. Ve مُوْجَبِ النَّهِي حُرْمَةُ التَّصَرُّفِ. Nehyin gereği ise tasarrufun haramlığıdır. Yani nikah tasarrufun helal olmasından dolayı gerekli olan bir şey. Nehyin gereği ise tasarrufun hürmetini gerektirir. Haramlığını gerektirir. O zaman bir taraftan emredilen nikah helalliği gerektiriyor. Bir taraftan da nehyedilen haramlığı gerektiriyor. İki tane birbirine çelişik durum var. Allah-u Zülcelal Kur'an-ı Kerim'de bir taraftan وَاَنْكِحُ الْاَيَامَا diye nikahı emrediyor. Bir taraftan da müşrikenin nikahlanmasının efendim ve babanın menkuhası olan, mutedde olan kadın veyahut da başkasının karısı olan kadın bunların da nikahlanmasının haramlığından bahsediyor. Bunlardan nehyediyor. Bir tarafta nikahı emreden, helalliği emreden ayetler, bir tarafta da bunları nikahlamanın haramlığından nehyeden ayetler var. Bu ikisinin durumu nedir? İşte diyor ki mucebün nehyi hürmetü tasarruf. Nehyin gereği yapılan işin haram olmasıdır. Peki mucebün nikah hellü tasarruf. Nikahın sebebi nedir esas itibariyle? Nikahlanma tasarrufunun helal olmasıydı. Helallik ve haramlık karşı karşıya geliyor. Festehalel cem'u beynehuma. Bu iki durumun bir arada bulunması imkansızdır. Festehale muhal oldu, imkansız oldu. El cem'u beynehuma. Yani bir şey hem helal hem haram olamaz. Nikah helal fakat haram diyemeyiz. O zaman feyuhmelun nehyu, bu yukarıda zikredilen durumlardaki nehi hamledilir. Yasaklama hamledilir. Alen nefi, baştan yok saymaya. Baştan batıl olmaya hamledilir. Biz dedik ki şer'i tasarruflarda nehyin varid olması onun aslı itibariyle meşru olmasına zarar vermez. Kaidemiz buydu. Şimdi müşrikenin nikahı yasaklanmış. Demek ki yasaklanmadan önce sizin bu kaidenize göre bu müşrike olan kadınlarla nikahlanmak meşru idi. Siz öyle diyorsunuz. Efendim babasının nikahladığı yasaklanmış. Demek ki bu yasak, şer'i yasak varit olmadan önce kişinin babasının hanımıyla evlenmesi meşru idi. Sizin kaidenizden bu sonuç çıkıyor. Başkasının iddet bekleyen karısıyla veya nikahlı karısıyla evlenmek yasaklanmış. Bunlar yasaklanmadan önce meşru idi, öyle mi diyorsunuz denirse, yok biz öyle demiyoruz. Bizim kaidemizin hilafınadır bunlar. Çünkü bizim kaidemizde helal olan bir tasarrufun gereğinden bahsediyoruz. Helal olan bir tasarrufun yasaklanmasından bahsediyoruz.
Buradaki hakkında nehi varit olan bu durumlar ise feyuhmelun nehyu ale nefi, nefiye hamle olan durumlardır. Yani nefi demek sanki keellem yekün, baştan yok. Baştan itibaren meşru olmayan hakkında baştan itibaren hiçbir zaman meşruiyet düşünemeyeceğimiz fiillerdendir diyoruz. Yani kaidemizin istisnasıdır bunlar diyoruz. Evet. Şimdi burada şunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Özellikle usul alimleri, fakihler ortaya bir teori, ortaya bir fikir attıklarında bunu böyle aklıma geldi, gece rüyamda gördüm, efendim ben de şöyle bir şey söylemiş olayım falan diye atmamışlar, atmıyorlar. Bakın ayetleri ve hadisleri ne kadar derin bir vukufiyetle düşünüyorlar, analiz ediyorlar. Oradan istinbatla hükümleri çıkardıktan sonra bu çıkarımların neticesinde bu teoriler oluşuyor ve bu teoriler zamanla bütün ulema, fukaha, efendim kim varsa alimlerin hepsinin değerlendirmesinden, tenkidinden, süzgecinden, yorumundan geçerek bugünlere geliyor. Dolayısıyla bakın şu okuduğumuz hükümler basit gibi görünüyor belki ilk başta ama şöyle üzerinde kafa yorup düşündüğünüz zaman ayetler üzerinde, hadisler üzerinde bunların emir ve nehi olması, aslı itibariyle meşru olması, gayrimeşru olması, aslında itibariyle meşru olmasına rağmen sonradan bitişen bir vasfın olması vesaire vesaire, o kadar çok bilgi birikimi bir araya geliyor ve bu bilgi birikimini sentez edip, analiz edip onun üzerinden bir hüküm ortaya çıkıyor. Ne kadar derin vukufiyetle, ince düşüncelerle ortaya çıkan hükümler. Dolayısıyla işte bu kitapların bereketi, bu kitapların ihsanı, Allah-u Zülcelal tarafından bu kitapların böyle bereketli olmasının sebebi, hikmeti, bu kitaplarda yazan bilgilerin, içerisindeki bilgilerin, alimlerin derin tefekkürünün süzgecinden geçmiş ve buralara yansımış olmasından kaynaklanıyor. Araplar şereful mekan bil mekin derler. Bir yerin, bir mekanın şerefli olması içerisinde oturanlardandır. Bu kitapların bunca yıldır, bakın elimizdeki kitap kimilerine göre Hicri 4. asır, kimilerine göre Hicri 6. asır. Mesela kapağında 344 yazıyor Şaşi'nin vefatı, fakat biz ilk dersimizde izah etmiştik Hicri 6. asırda veya 7. asırda olması daha muhtemel. Yani öyle bile olmuş olsa 7-800 yıldır tedavül etmesinin sebebi, hikmetlerinden bir tanesi işte bu bilgiler. Dolayısıyla ne kadar derin manaların olduğunu o bilgileri okuyup, düşünüp kafa yorduğunuz zaman görüyorsunuz. Yoksa işte birilerinin çıkıp böyle atmasyon konuşması bir şey ifade etmiyor. Evet. Femme mücebil bey'i. Şimdi bey'in mücebine gelince, bey'in gereği nedir? Sübütül milki. Mülkiyetin sabit olmasıdır. Yani şunu aldım, şunu sattım dediğimiz zaman, ehil olan kişi aldım sattım dediği zaman icap kabul. İşte satan kişinin zimmetinde semen, alan kişinin zimmetinde mebi' sabit olur. Ve mucebin nehyi. Peki nehyin mucebi nedir? Gereği nedir? Hürmetü tasarrufi. Yapılacak olan veya yapılan fiilin haram olması. Yani Allah-u Zülcelal bir şeyi yapma diyorsa o haramdır. Ve la takrabu zina. Zinaya yaklaşmayın. Zina haram. İşte hırsızlık yapmayın, hırsızlık haram. İçki içmeyin, içki haram. Her zikredilen, şunu yapmayın diye emredilen şeylerin gereği haramdır. Şimdi fasit, bey-i fasit konusuna tekrar döndük. Bize dedi ki, fasit beyin hükmü haramlık değildir. Neden? Çünkü bey aslı itibariyle meşrudur. Arzi bir vasıftan dolayı fasit beyin hükmü meşruluktan çıkmıştır. Nakzı gerekir. Peki şimdi neden böyle dedik? İşte bunu izah ediyor. Diyor ki mucebul bey'i sübutul milki. Bey'in gereği mülkiyetin sabit olmasıdır. İki kişi karşılıklı olarak alışveriş yaptı mı mülkiyet sabit olur. Ve mucebun nehyi. Peki bir şeyden nehyetmenin mucebi nedir? Gereği nedir? Hürmetü tasarrufi. Tasarrufun haram olmasıdır. Yapılan tasarrufun haram olmasıdır.
Fakat emkenel cem'u beynehumma, bazen buradaki vakat bazen manasında, fakat emkenel cem'u beynehumma, bazen bu ikisini birleştirmek mümkün olabilir. Yani hem yapılan bey'dan dolayı mülkiyet sabit olacak, fakat aynı zamanda bu mülkiyetin sabit olmasıyla beraber haramlık da ortaya çıkacak. Tereddüt edecek. Bi en yesbütel milkü ve yahrumet tasarruf. Bi en yesbütel mülkiyetin sabit olması ve yahrumet tasarruf ve tasarrufun haram olması gibi. Eleyse şimdi buna bir örnek veriyor. Yani hem mülkiyetin sabit olması hem de haramlığın olması. Ne örnek? Eleyse ennehu le tehammara'l asiru fi milkil muslimi yebka milkuhu fiha ve yahrumu't tasarrufu. Mesela şu bunun örneği değil mi? Eleyse ennehu le tehammara'l asiru. Şayet kişinin sıkmış olduğu üzüm suyu sirke olarak yapmak için düşündüğü, pekmez kaynatmak için sıktığı veya her ne maksatla normal meşru olarak sıkmış olduğu üzümün suyu içkiye dönüşse, tahammara mayalaşıp içkiye dönüşmek demek, hamur olması demek. Tahammara içkiye dönüşse fi milkil müslimi, Müslümanın mülkünde olan bu üzüm suyu bir anda mayalanıp içkiye dönüşse yebka milkuhu fiha, o mal üzerinde Müslümanın mülkiyet hakkı devam eder. Yebka milkuhu fiha, Müslümanın o mal üzerindeki mülkiyeti devam eder ve yahrumu tasarrufu, fakat içkiye dönüşmüş olan bu şeyi satması haramdır. Ne yapması lazım? Dökmesi lazım, helak etmesi lazım. Yani satamaz, bir başkasına hediye edemez, hibe edemez, efendim kendisi içemez, haramlığı bana olsun içeyim diyemez. Dolayısıyla tasarrufu haramdır ama mülkiyetinde sabittir. Yani işte bazen böyle imkan olabilir. Ve ala haza, işte bu şekilde bazen haramlıkla beraber mülkiyetin sabit olabilmesine binaen kâle ashabına. Hanefi uleması dedi ki İzâ nezara bi savmin yevmen nahl. Bir kimse bayram günü oruç tutmayı nezretse, adasa. Allah ömür verirse kurban bayramı günü oruç tutacağım diye adakta bulunsa ve eyyâmet teşriki veyahut da bayram günü ve teşrik günleri. Kurban bayramında teşrik günleri dediğimiz günlerde efendim oruç tutmayı adasa yesahhu nezruhu, bunun nezri sahih olur. Adaması, bu şekilde adakta bulunması sahih olur. Şimdi biz buraya hangi gözle bakıyoruz? Kişinin yapacağı fiile bakıyoruz. Yapacağı fiil aslı itibariyle meşru mu değil mi? Aslı itibariyle meşru. İnsan adakta bulunabilir. Kur'an-ı Kerim'de de adaklarınızı yerine getirin diye emirle adakta bulunmanın meşru olduğu bize bildiriliyor. Peki meşru olan bir şeyi adıyor fakat bir vasıfla adıyor. Kurban Bayramı günü diye bir vasıf ilave ediyor. İşte o vasıf meşru değil. Dolayısıyla aslı meşru olup vasfı meşru olmayan bir ibadet komple geçersizdir mi diyeceğiz? Yoksa o meşru olmayan vasfı iskat edip meşru olan aslı bakidir mi diyeceğiz? Evet, işte biz diyoruz ki bu aslı meşru olmasından dolayı bu adamak bu şekilde sahiptir. لِيَنَّهُ نَذَرَ بِصَوْمٍ مَشْرُوعٍ. Çünkü bir kimsenin böyle bir adakta bulunması meşru olan bir orucu adamasıdır. وَكَذَٰلِكَ, aynı şekilde لَوْ نَذَرَ بِالصَّلَاةِ فِي الْاَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ, adam dese ki güneş tam doğarken, tam öğle vakti tepedeyken, tam akşam batarken namaz kılacağım diye adasa يَصَحُّ, her ne kadar bu vakitlerde namaz kılmak mekruh olsa da, haram olsa da efendim bu adak sahihtir. Neden? لِأَنَّهُ نَزَرَ بِعِبَادَةٍ مَشْرُوعَةٍ. Çünkü kişi meşru olan bir ibadeti adamıştır, nezretmiştir. لِمَّا ذَكَرْنَا,
daha önce de zikrettiğimiz üzere enne nehye, burada da mizampajda bozukluk var. Buraya nokta koymuşlar. O noktaya gerek yok. Cümle devam ediyor. Lima zekerna, daha önce zikrettiğimiz üzere enne nehye, meşru olan ibadetlere varit olan nehi yücibü beka et tasarrufu meşruan. Tasarrufun meşru olarak baki kalmasını gerektirir. Tasarrufun aslını meşru olmaktan çıkarmaz. Ve lihâzâ kulnâ, işte bundan dolayı biz diyoruz ki lev şerâ fin nefli fi hâzihi levkâti, bir kimse bu mekruh vakitlerde veya yasaklanan meşru olmayan vakitlerde, yani mesela güneş tam tepedeyken, tam doğarken, tam batarken nafile bir namaza başlasa veyahut da Kurban Bayramı günü nafile bir oruca başlasa, bu benzeri durumlarda lezimehu bi şurui, kişi ibadete başlamakla artık o ibadeti kendi üzerine lazım kılmış olur. Yani o ibadet o kişinin üzerine vacip olur. Vartikabül harami leyse billazimin, fakat kişinin mesela bayram günü oruç tutması haramdır. Dolayısıyla kişinin haramı irtikab etmesi leyse bilazim. Haramı işlemesi ise kendisine lazım değildir. Nafile ibadete başlayınca o nafile ibadeti üzerine lazım kılmış olur. Nafile ibadet üzerine vacip olur. Fakat haram olan bir şeyi tamamlamak kişiye vacip değildir. Leyse bilazim. Çünkü o günde oruç tutmak haram. Nafile ibadete başlamakla ibadete başlamak sahihtir. Fakat tamamlaması haram. Başlamakla üzerine vacip oldu ama tamamlaması vacip değil. Haram. Leyse bilazimin lil lüzumil itmami. Çünkü Hanefilerde bir ibadete başlamak normalde ibadeti tamamlamayı gerektirir. Fakat eğer harama sebep oluyor, harama götürüyorsa tamamlamak o vakitte, o anda, o günde tamamlamak lazım değil. Feinnehu lev sabara ba'de şuru'i, bir kimse bu ibadete başladıktan sonra sabretse hatta hallet es-salatu bi irtifai'ş-şemsi ve gurubiha ve dulukiha emkenehu el-itmamu bidunil kerahati. Mesela diyelim ki adam güneş batarken namaza başladı. Ne yapacak? Bu kişi namazı tamamlamayacak. Bekleyecek, sabredecek. Güneş battıktan sonra, kerahat vakit çıktıktan sonra namazı tamamlayacak. Bu sebeple kişinin ibadete başlaması o ibadeti üzerine lazım kılar ama o ibadeti haram olarak tamamlaması üzerine lazım değildir. İşte bunun örneğini veriyor. Dolayısıyla namaza başlayacak. Namaza başladıktan sonra namazın helal olan vakti, hatta halleti salatu, namaz helal hale gelecek. İrtifa-ı şemsi ve gurubiha ve dülükiha, güneş tam doğduktan bir mızrak boyu yükselinceye kadar veyahut da batıncaya kadar veyahut da dülük edinceye kadar, yani doğudan batıya meyledinceye kadar sabredecek. O kerahat vakit, günah olan vakit çıkacak. O çıktıktan sonra emkenehul itmamu bidunil keraheti, kerahet olmaksızın namazı tamamlamasına fırsat kalacak. Evet, liennel itmam, çünkü itmam la yenfekku an irtikabil haram. Haram irtikab etmekten münfek olmaz, ayrılmaz. La yenfekku an irtikabil haram. Haram irtikab etmekten ayrılmaz. Dolayısıyla ne yapacak? O vakitte tamamlanmayacak. Bekleyecek, namaz helal hale geldikten sonra namazı tamamlayacak. Ve min hazen nev'i, işte bu nevidendir. Bu örnek bu şekildendir, bu çeşittendir. Vat'ul haizi, hayızlı bir kadınla cinsi münasebette bulunmak bu cinstendir, bu nevidendir. Hangi neviden? Aslı itibariyle meşru olan bir fiilin varid olan nehi sebebiyle meşru olmaktan çıkmayacağı.
Normalde ibadetin veya fiilin aslı meşru fakat arzi bir vasıftan dolayı gayri meşru. İşte normalde kişinin hanımıyla cinsi münasebette bulunması meşrudur. Fakat hayızlıyken cinsi münasebette bulunması yasaklanmıştır. Ve es'elûneke anil mahîz kul huve ezen fe'tezirin nisa. Sana hayızdan soruyorlar. De ki o bir eziyettir. Kadınlardan o vakitte uzak durun. Yani cinsi münasebet manasında uzak durun. Bil mahîzi hayızlı hallerindeyken. Ve la takrabûhunne hatta onlara yaklaşmayın buyuruluyor. İşte dolayısıyla kişinin hayızlı haldeyken kadınla cinsi münasebette bulunması cinsi münasebeti komple haram hale getirmez. Kişinin o vasfı ıskat ettiği zaman yani hayızlı halinde olmadığında normal zamanda tekrar cinsi münasebette bulunması o ibadetin veya o fiilin meşru olmasını gerektirir. Kaidemizin örneklerinden bir tanesi bu. فَاِنَّ النَّهْيَ عَنْ قُرْبَانِهَا Kişinin hayızlı haldeyken hanımına yaklaşmasından nehyedilmesi بِاَتِبَارِ الْاَزَى Eziyetin vuku bulmasına itibarladır. Ki لِقَوْلِهِ تَعَالَى Bu eziyetin vuku bulması da Allah-u Zülcelal'in وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَح۪يزِ قُلْ هُوَ اَزَنْ فَاَتَزِرُ النِّسَاءَ فِي الْمَح۪يزِ وَلَا تَقْرَبُوهُنْ ayeti kerimesiyle sabittir. وَلِهَذَا قُلْنَا İşte biz bu kaidenin yani aslı itibariyle meşru olan bir şeyin kendisine bitişen bir vasıftan dolayı meşruluktan çıkmayacağına binaen قُلْنَا Biz dedik ki يَتَرَتَّبُ الْاَحْكَامُ عَلَى هَذَا الْوَطْعِ Bir kimse hayızlı haldeyken nikahlısı olan kadınla cinsi münasebette bulunsa hükümleri terettüp eder. فَيَسْبُتُ بِهِ اِحْسَانُ الْوَاطِئِ Hangi hükümler bunlar? Biliyorsunuz bir kimsenin bekarken zina yapması durumunda kendisine ceza olarak yüzde inek اَزَّانِيَتُ وَاَزَّانِي فَجْلِدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِيَتَ جَلْدِ Fakat evliyken zina yapması durumunda evli olan bir kimsenin muhsan vasfı kazanmıştır. Evliyken zina yapması durumunda kendisine terettüp eden rejim cezasıdır. Peygamber Efendimizin ve Hulefai Raşidi'nin uygulamalarıyla sabittir. Her ne kadar bunu bazıları bugün inkar ediyor olsalar da net İslam hukukunda dört mezhep imamının icma ile ittifakla hükmettiği sabit olan bir şeydir. Dolayısıyla bir kimse eğer hayızlı olarak hanımıyla nikahlandıktan sonra cinsi münasebette bulunsa ondan sonra da gidip bir başka kadınla zina etse şimdi biz bu kimseye muhsandır efendim dolayısıyla rejim edilmesi gerekir mi diyeceğiz yoksa hayızlı olarak cinsi münasebette bulunduğu için hayızlı kadınlarla cinsi münasebette nehyedildiği için bu aslen meşru değildir. Dolayısıyla muhsanlık vasfı kendisinde sübut bulmamıştır. Sadece yüzde inek cezasıyla cezalandıracağız mı diyeceğiz derseniz işte diyoruz biz kulna biz diyoruz ki yeterattebul ahkamu ala hazel vat'i kimsenin bir kimsenin hayızlı olan kadınla cinsi münasebette bulunması üzerine hükümleri terettüp eder. Niye? Çünkü cinsi münasebet aslı itibariyle meşru. Hayız bir vasıftır. O vasıfla olması onun meşruiyetine aslına halel getirmez. فَيَسْبُتُ بِهِ اِحْسَانُ الْوَاطِئِ Evet, bu şekilde bir kimse muhsanlık vasfını kazanır. وَتَحِلُّ الْمَرْأَةُ لِلزَّوْجِ الْاَوَّلِ Eğer bu kendisiyle hayızlı haldeyken cima edilen kadın bir adamla önceden evlenmiş ve o adam kendisini 3 talakla boşadıktan sonra bu ikinci kocayla evlenmiş. Bu ikinci koca da kendisiyle hayızlı haldeyken cima yapıp onu boşamış olsa bu kadın birinci kocasına dönebilir mi dönemez mi? Biz bu hayızlıyken yapmış olduğu cimayı Peygamber Efendimizin Usayla hadisinde beyan ettiği üzere erkek kadının kadın da erkeğin balcağızından tatmadıkça helal olmaz hadisi gereğince bu cimanın neticesinde kadın kocasına helal olmuş mudur diyeceğiz? Yoksa hayızlıyken yapılan cinsi münasebet aslı itibariyle meşru değildir. Dolayısıyla helallik gerekmez mi diyeceğiz? Derseniz işte biz ne diyoruz? وَتَحِلُّ الْمَرْأَةُ لِزَّوْجِ الْاَوَّلِي Bu şekilde yapılan cinsi münasebetle kadın
ilk kocasına helal olur. Yani bu aslı itibariyle meşru olan bir şey olduğundan hükümleri tereddüt eder. Ve yesbütü bihi hükmül mehri vel iddeti ve nefakati. Bir adam evlendikten, nikah kıydıktan sonra hayızlı haldeyken hanımıyla cinsi münasebette yapıp ayrılsa, cinsi münasebette bulunup ayrılsa, ayrıldığı kadın için mehir gerekir mi, gerekmez mi? Biz diyoruz ki nikah akdinde mehir duhul ile teekküt eder. Yani cinsi münasebetle veyahut da halveti sahihanın gerçekleşmesiyle teekküt eder. İşte dolayısıyla buradaki cinsi münasebet duhul manasına gelmiş olur. Bu sebeple her ne kadar hayızlı bile olsa kadın, bu sebeple hem mehir tereddüt eder, hem kadının iddet beklemesi gerekir. Üç kuru iddet beklemesi gerekir. Ve hem de iddet müddeti içerisinde adamın kadının nafakasını karşılaması gerekir. وَلَوْ اِمْتَنَعَتْ عَنِ التَّمْك۪ينِ لِيَجْلِ الصَّدَاقِ كَانَتْ نَاشِزَةً عِنْدَهُمَا فَلَا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ. Burada bir başka mesele daha var. Gene aynı mevzuyla alakalı. Şimdi bir kadın kocasıyla evlenirken şöyle bir şart koşarsa, ben seninle evlenirim ama mehrimi peşin vermeden gerdeğe girmem. Seninle evlenirim ama mehrimi peşin vermezsen gerdeğe girmem diye bir şart koşarsa, adam da bu şartı kabul etmişse, o zaman kadın mehrini almadan kendisini teslim etmeyebilir. Kadının böyle bir hakkı var. Fakat bir kere teslim ettikten sonra kendisini, o hakkından vazgeçmiş sayılır. İkinci sefer artık teslim etmeme hakkı kalmaz. Bu tasavvuru kafamıza yazalım. وَلَوْ اِمْتَنَعَتْ عَنِ التَّمْك۪ينِ لِيَجْلِ الصَّدَاقِ. Kadın mehir sebebiyle kendisini teslim etmekten imtina etse, كَانَتْ نَاشِزَةً عِنْدَهُمَا. İmameyne göre bu kadın naşize kabul edilir. فَلَا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ. Bu nüşüzden dolayı da nefakaya hak kazanmaz. Şimdi bu kadın hayızlıyken kendini teslim etse, hayızlıyken cima meydana gelse, ondan sonra temizlendikten sonra kocası kendisini davet ettiğinde eğer teslim etmezse, biz buna naşize mi diyeceğiz? Yoksa zaten birincisi hayızlıyken meydana gelmiş olduğu için aslı itibariyle meşru değildir, kadının teslim etmeme hakkı devam ediyor mu diyeceğiz? İşte bu konuda kânet nâşizeten indehuma. İmameyne göre bu kadın nâşizedir. Hayızlıyken bir kere cinsi münasebette bulunmuştur. Ve dolayısıyla artık temizlendikten sonra teslim etmeme hakkı yok. فَلَا تَسْتَحِقُ النَّفَقَةَ نَفَقَيَةَ. Yani herhangi bir şekilde kocasından nafaka hakkı da yoktur, naşize olduğu için. Fakat İmam-ı Azam'a göre bu kadın naşize değil. Yani İmam-ı Azam özellikle evlilikle alakalı olarak böyle bir cinsi münasebeti hayızlı haldeyken meydana gelen cinsi münasebeti aslı itibariyle bir cinsi münasebet kabul etmemiş. Burada değişik düşünmüş. وَحُرْمَتُ الْفِعْلِ. Bir fiilin haram olması la tunafi terattub al-ahkam ke't-talaq al-hayz ve'l-wuzu' bil-miyah al-mansubati ve'l-istiyat bi-qawsin mansubati. Bir fiilin haram olması o fiil üzerine hükümlerin terettüp etmesine mani değildir. Ke't-talaq al-hayz. Mesela hayızlı olan bir kadını boşamak ayet-i kerimedeki emir gereğince doğru değil. İza tallaktumun nisa'e fetallikuhunne li'iddetihinne. Onları iddetleri içerisinde boşayın diyor ayet-i kerime. Emir bu. Dolayısıyla emrin gereğini yerine getirmemek Allah-u Zülcelal'in kadınları hayızlı haldeyken boşamak emrin gereğini yerine getirmeme, mucebini yerine getirmeme anlamında haram kabul edilir bir yönüyle. Tabii ulema farklı yönlerden bunu izah etmişler. Her ne kadar mekruh olsa da, bid'i olsa da kadın hayız halindeyken boşanabilir ki sahabede örneği var. Peygamber Efendimiz zamanında örneği var. İşte bu şekilde hayızlı haldeyken kadın boşanınca hükümleri tereddüt etmez diye bir şey yok. Hükümleri tereddüt eder.
Vel vudu ibil miyahil mansubeti, gasp edilmiş, çalınmış bir suyla bir kimse abdest almış olsa abdesti olur, sahih olur. Her ne kadar suyu gasp etmesi günah, gasp edilen suyun hükmü haram olmuş olsa da o suyla alınan abdestle namaz sahih olur. Vel istiyadu bi kavsin mansubetin, bir başkasının okunu, yayını çalıp onunla av yapsa avladığı av helal olur, haram olmaz. Ve zebhe bi sikkinin mansubetin, çalınmış veya gasp edilmiş bir bıçakla kurbanı kesse mesela, o kesilen kurban sahih olur. Ve salatu fil ardil mansubeti, aynı şekilde gasp edilmiş bir arazide namaz kılsa kıldığı namaz sahih olur. Ve bey'i fi vaktin nidai, cuma namazı vaktinde yapılan alışveriş sahih olur. Çünkü bey' aslı itibariyle helal. فَاِنَّهُ يَتَرَتَّبُ الْحُكْمُ عَلَى هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ, İşte bu tasarrufların hepsinin üzerine hükümleri terettüp eder. مَعَ اِجْتِمَالِهَا عَلَى الْحُرْمَةِ, Her ne kadar bunlar haramlık içerse de, haramlık yönünü işlerinde barındırsalar da hükümleri terettüp eder. وَبِيَعْتِبَارِ هَذَا الْاَصْلِ, İşte biz bu asla itibarla قُلْنَا, diyoruz ki فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا, zina iftirasında bulunanların şahitliklerini ebedi olarak kabul etmeyin. Fasıklar, yani fısk ehli olanların şahadetlerini kabul etmeyin diyoruz. Ayet-i kerimedeki kabul etmeyin emrine binaen diyoruz ki اِنَّ الْفَاسِقَ مِنْ اَهْلِ الشَّهَادَةِ فَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ الْفُسَّاقِ, bunların şahitliği fısktır. Ve bunların şahitliğiyle, fasık olan kimselerin şahitliğiyle nikah sahih olur. لِيَنَّ النَّهْيَ اَنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ بِدُونِ الشَّهَادَةِ مُحَالٍ, لِيَنَّ النَّهْيَ اَنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ, şehadetin kabul olmasının nehyedilmesi بِدُونِ الشَّهَادَةِ, şehadet olmaksızın şehadetin kabul edilmesinin nehyedilmesi muhal. Şimdi diyor ki ayet-i kerimede وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَّدًا, onların şahitliklerini asla kabul etmeyin. Şimdi onlar şahitlik yapıyorlar, şehadetleri var ki şahitliklerini kabul etmeyin diyor ayet-i kerime diyoruz. Yani ayet-i kerime böyle söylemekle onların şahitliklerinin olduğunu, var olduğunu kabul etmiş oluyor. Yani şahitlikleri var ki şahitliklerini kabul etmeyin. İşte bu manadan dolayı biz de diyoruz ki fasık olan kimselerin, füssakın şehadetiyle nikah münakit olur. Bir adam karısıyla nikah kıyarken iki tane fasık adamı şahit tutsa onların şahitliğiyle nikah sahih olur. Lienne ennehye an kabul-i şehadeti, şehadetin kabul olmasından nehyetmek bidün-i şehadeti, şehadetin olmaması durumunda şehadetin kabulünden nehyetmek muhalin, imkansızdır, muhaldir. Yani şahitlik olacak ki şahitlikten nehyedeceğiz. Şahitlik yoktur diyorsak o zaman şahitlikten nehyetmek mümkün değil. Ve innemâ lem takbel şehadetehum li fesadin fil edâi ve lâ li'ademi şehadeti aslen. Allah Azze ve Celle bunların şahitliklerini kabul etmedi. Veyahut da bunların şahitlikleri lem tukbel şehadetuhum, bunların şahitlikleri kabul edilmez. Li fesadin fil edai, edalarındaki fesattan dolayı, şahitlikleri eda ederken yalan söylemeleri, iftira atmaları vesaireden dolayıdır. La li ademi şehadeti aslen, aslı itibariyle şahitliklerinin olmadığından dolayı değil, aslı itibariyle şahitlikleri var. Fakat şahitliklerini eda ederken yanlış eda ediyorlar, fesat var. Ve ala haza la yecibu aleyhimul li'anu, bundan dolayı ve ala haza ey ala enne şehadetel füssâgi gayru makbuletin li fesadin fi edaiha, edalarında fesat olmasından dolayı makbul değildir sözünden dolayı la yecibu aleyhimul li'anu li enne zâlike edâü şehadeti ve la edâ ma'al fiski, li'an vacip olmaz. Bu da şöyledir ki bir adam karısına zina iftirasında bulunsa bunların aşağıda 3. dipnotta bakın bunu zikrediyor. Ve huma min ehli şehadeti vel mer'etu mimmen yecidu gazifeha bi en kanet afifeten min ez zina
فطالبته بموجب القاذف فعليه اللعان. وهو في اللغة اضطرت والعبد karşılıklı lanetleşmedir biliyorsunuz. Ve ala haza la yecibu aleyhim li'an. İşte bundan dolayı bunlara li'an vacip olmaz. Lianne zalike eda'u şehadeti ve la eda'u ma'al fiski. Fıskla beraber şahitlik burada geçerli değildir. Dolayısıyla özetleyecek olursak, bir şeyin aslı meşru olarak baki kalmışsa o aslından dolayı biz onun meşruiyetini muhafaza ederiz. Arzi olan bir vasıftan dolayı meşruiyetini ortadan kaldırmayız. O vasfı ortadan kaldırdık mı asıl sahih olarak kalır diyoruz. Burada kalalım. İnşallah bir dahaki dersimize buradan devam edeceğiz Allah izin verirse. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.